2020 yılında annem, dayım ve yengeme haç çıktı kurada. Evet. Bu süreçte dayımı kaybettik. Allah rahmet 2021 eylesin. yılında. Sağ olun, Allah razı olsun. Şu an annem ve yengemle mahrem olan tek kişi dayımın oğlu var. Onu da gidememe durumu söz konusu. Bu durumda nasıl olacak? Yani hem annem için hem de yengem için ortak gidebilecek başka kimse yok. Hani mahrem olarak. Evet. İkisinin gidebilme durumu var mı? Nasıldır? Yani mezheplere göre açıklayabilirseniz çok Peki, sevinirim. soralım. Dayıcığınıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah sizlerle, eşiyle cennette tekraren bir araya gelir. İstanbul'a selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Evet hocam, Şimdi şimdi bu konuda ne yapsınlar, ne tavsiye edersiniz? seferilik hususu, yani bir hanımefendi mahremi olmadan sefere gider mi gitmez mi? Soru Soru bu. bu. Hacca gitmesiyle İstanbul'a gitmesi arasında, Ankara'dan İstanbul'a gitmesi arasında bir fark yok. Yani Buradaki kadın dikkat edilmesi gereken şey sefer sefere mevzusu yalnız değil mi? başına mahremi olmadan gidebilir mi, gidemez mi? Bu hacda böyledir, ümrede böyledir. İşte Ankara'da ikamet ediyorsa İstanbul'a, İstanbul'da ikamet ediyorsa diyelim ki Erzurum'a gitmesi de böyledir. Yani bu seferilikte haccın ayrı bir hükmü yok. Evet. Hac da sefer meselesidir. O zaman bu konuyu birazcık detaylı demeyelim de normal şekilde izah edelim bunu. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin kadınların mahremsiz sefere gitmesiyle ilgili 3 tane hadisi var. Yani çok da ana grupta, 3 gruba toplayabiliyoruz bunları. Birinci grubu şu: La yahillu limra'atin tu'minu billahi vel yevmil ahiri en tusafira mesirete yevmin ve leyletin leyse ma'aha hurma. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadının yanında mahremi olmadan bir gün bir gecelik yola sefere çıkması helal değildir. Evet. Şimdi bu grup bir gün bir geceyi yasaklıyor. İkinci gruptaki hadislerde Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tusafiral mar'atu mesirete yevmeyni illa ve ma'ha zavcuha ev zu mahramin minha. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hanımefendinin kocası veya mahremi olmadan 2 günlük yola gitmesini yasakladı. Bir de bu var. İkinci grup iki. Üçüncüsü de şu grup: La yahillu limra'atin en tusafira thalathan illa ve ma'aha zu mahramin minha. Bir hanımefendinin mahremi yanında olmadan 3 günlük yola sefere çıkması caiz, helal değildir diyor. Helal değildir. Şimdi bakın, birinci gruptaki bir günlük, ikinci grup iki, üçüncü grupta 3 gün. İşte bu hadisleri ulema bakıyor şimdi, aynı konu. Mahremsiz hanımın sefere gitmesi konu bir. Ama 3 farklı hadis var. Bu neden O oldu? zaman ne yapacağız? Burada cem ve tevfik dediğimiz, yani hadisleri toplayıp içerisinden bir hüküm çıkartma. Veya hangisi son tarihli ise o son tarihliyi bulup en son söyleneni, diğerlerini ilga etme, nesk etme. Bu cem ve tevfik usulü var, hadis usulünde anlatılır. Şimdi ulemamız hadislerin söyleniş tarihlerine bakıyor. Diyor ki en son söylenen 3 günlük mesafe. La yahillu limra'atin en tusafira thalasan illa ve ma'aha zu mahrami minha. Hanımefendinin 3 günlük yolu mahremi olmadan sefere gitmesi helal değildir hadisi en son diyor. O zaman bu son olduğuna göre Diğerleri neshedildi. birinci ve ikinci gruptaki hadisler ne yapar? Nesk eder, ilga eder, hükmünü kaldırır. Dolayısıyla bir hanımefendi 3 günlük, yani bugünkü kelimeyle söylersek 90 kilometrenin altında olan mesafeye mahremsiz ne yapabilir? Gidebilir. Gidebilir. Diyelim ki Ankara'da oturuyorsa Kazan'a, işte Kızılcahamam'a, 90'ın altında çünkü, buralara rahatlıkla gidip gelebilir. İster kendi arabasıyla gider, isterse belediye otobüslerle vesaire gidip gelebilir. Ama 90'ın üstüne gidiyorsa işte burada mahrem şartı var mı yok mu? Cumhur-u fukaha diyor ki son hadis bu olduğundan dolayı bundan kayıtlı kalmak zorundayız. Yani 90'ın üzerine mahremi olmadan gidemez. Sonraki gelen alimler,
sonraki gelen alimler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bazı hadisleri var bu konuda. O da nedir? Mesela bir tanesini söyleyelim. Adi bin Hatim diye bir sahabimiz var radıyallahu anh. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana dedi ki ey Adi, inşallah sen uzun yaşayacaksın. Şunları şunları göreceksin. Buhari hadisi, uzun bir hadis. Onlardan birisi de, o üç maddeden birisi de şu: لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلْ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَ لَا تَخَافُ أَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Buhari hadisi. O göreceğin alametlerden, üç alametlerden birisi de Allah sana uzun ömür verecek inşallah. Sen de bir hanımefendinin yalnız başına Hira, Kufe tarafında, Irak tarafında bir, oradan kalkıp Kabe'yi ümre veya hac niyetiyle geldiğini, Kabe'yi tavaf edecek, ümresini ve haccını yapacak, sonra da geri gidecek. Yol boyunca güvenli bir şekilde, hiçbir kimseden korku olmayacak, sadece Allah korkusu dışında. Allah korkusunda hiç kimseden korku taşımayacaktır. Şimdi işte Beyhaki ve onun gibi düşünen alimler diyorlar ki, bu hadis de sahih mesela Buhari'de, en sahih kitaplarımızdan birisinde. Eğer zayine de tek başına sefere çıkan kadın demek. Eğer yol güvenliği varsa, can, mal ve namus güvencesi varsa, bir kadının da yine hanımlarla beraber veyahut da grup içerisinde sefere çıkması caizdir, helaldir. Niye? Çünkü eğer böyle bir şey haram olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yapan kadını ne yapardı? Yaptığını da yanlış olduğunu beyan ederdi. Niye? Çünkü kuralımız neydi? لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ an vaktil hace. Dini hükmü açıklamak gereken bir yerde açıklamayı tehir etmek, ötelemek caiz değildir diyor. Evet, burada bakın yani hanımefendinin öyle bir kural olsaydı söylerdi Resulullah. Evet, hanımefendinin yaptığını aleyhissalatü vesselam açık açık söylüyor ama sefere gitmesinin yanlışlığını söylemiyor. Halbuki eğer caiz olmasaydı bunu onu da kesinlikle söylerdi. Gerekirdi. O halde diyorlar bu üç gruptaki hadis demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın can ve mal güveniyle ilgili söylemiş olduğu hükümlerdir. Dolayısıyla hanımefendi için can, mal, namus güvencesi varsa hanımefendi mahremi olmadan da güvenli bir grup içerisinde, ister kadınlardan isterse karışık bir grup içerisinde sefere gidebilir. Buna hac da dahildir. Buna efendim Ankara'dan İstanbul'a gitmesi de dahildir diyor. Günümüzde kurullar da bu son görüşte fetva veriyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuz da bundan fetva veriyor. Dolayısıyla kardeşimizin bahsetmiş olduğu hanımefendilerin Diyanet'in veyahut da şirketlerin grubu içerisinde can, mal, namus güvencesinde olduğundan caizdir. Bunda bir sakınca olmaz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.